Gelelim konumuz ile alakalı yapacağımız açıklamalara. Konunun çeşitli seviyelerde veya üsluplarda anlatılması mümkündür. Yani biz bu konuyu ifade yerindeyse akademik, felsefi bir dille de anlatmamız mümkündür. Ben anlatamasam da başkaları anlatabilir. Böyle de anlatılabilir. Hayır efendim, bizim için dilin seviyesinden ziyade meselenin özüne, konunun mahiyetine, onun üzerinde durmak bizim için önemlidir deriz ve meseleyi anlamaya çalışırız. Değerli kardeşlerim, burada konumuzun başlığında bizi ilgilendiren dört kelimeyi iki gruba ayırabiliriz. Birisi modern çağ, diğeri Müslüman olmak. Modern çağda Müslüman olmak. Gerçekten de günümüzün şartları içerisinde böyle bir çağda Müslüman olmak zor telif edilebilir, yani bağdaştırılabilir. Zor başarılabilecek bir iş olarak görülür. Bunun zor olduğu iddiasının ne kadar doğru olduğunu ortaya koymak için bizim evvela modern çağ derken ne anlaşılır? Müslüman olmak derken ne anlaşılır? Ve bunlar birbiriyle nasıl yan yana gelebilir? Nasıl kavgasız, dövüşsüz bir arada bunları hayatımızda devam ettirmek imkanı bulunabilir? Bu ve benzeri hususları ele almaya çalışacağız. Modern kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Latince bir kelimedir. Son zamanlar ve şimdiki zaman anlamında modol kelimesinden türetilmiştir. Çeşitli tanımları arasında en çok insanın hatırına gelen ve daha çok üzerinde mutabık kalınan kısaca tarifi şudur: modern olmak, şimdiki zamanın içinde yaşadığımız hayatın şartları nelerse onları dikkate alarak, onlara uygun bir şekilde, onlarla çatışmadan, onlarla karşı karşıya gelmeden, zıtlaşmadan yaşamak demektir. Süreç içerisinde şu ilk tarifi oldukça masum görülen modern yaşamak, ki bunun adı da modernizmdir bir yerde, terimsel olarak iki kelimeyle izah edecek olursak, modernizm veya modern hayat veya modern yaşantı, modernlik, dünyevileşmek ve demokrasi temeli üzerinde yükselen bilimsel, akılcı, ilerlemeci, insan merkezci bir ideoloji demektir. Bir daha tekrar ediyorum. Dünyevileşme esası içerisinde demokrasi temeli üzerine yükselen bilimi, aklı, ilerlemeyi, insanı merkeze alan bir ideolojiyi ifade eder. Böyle bir tanıma iş sıra gelince artık mesele basit bir modern hayatın gereklerine göre yaşamak olmaktan çıkar, yer yer İslam tarafından, daha doğrusu Müslümanın inandığı değerler açısından sorgulanması gereken ciddi bir inanç ve değer, veya daha açık ve net söyleyecek olursak belli bir çerçeveden itibaren dinimizle, inancımızla, akidemizle, değerlerimizle ciddi ciddi çatışan ve tartışmaya açık, dikkat ele alınması gereken bir ideoloji, bir anlayış, bir inanış olarak ortaya çıkar.
Birinci özelliği dünyevileşmek. Dünyevileşmek, bunun günümüz Batı dillerindeki karşılığı sekülerizmdir. Türkiye'deki karşılığı laikliktir. Aralarında sekülerizm ile laiklik arasındaki teknik bazı ayrıntılara girmeme gerek yok. Burası onun yeri değil. Fakat kısacası dünyevileşmenin, laikleşmenin ifade ettiği anlamın özü hayata, günlük hayata, siyasi hayata, ahlaki hayata. Dinin müdahale etmesine fırsat ve imkan vermemektir. Demokrasi temeli üzerinde hayatın yükselmesi de bu anlama gelir. Çünkü demokrasi de dinin, din derken özellikle eğer aksini söylemiyorsam, kastımız sadece ve sadece İslam'dır. Diğer dinlerin bu konuda ne söyledikleri ayrı bir konudur. Dolayısıyla tek başına yalın olarak burada din kullandığım zaman en azından bu sohbetimde doğrudan doğruya İslam'ı kastediyorum. Dolayısıyla dinin yani demokraside dinin herhangi bir dahli yok. Çünkü demokraside tıpkı dünyevileşmek gibi dini hesaba katmadan çoğulcu bir fikir, tercih, seçim ve hayat sistemini tercih etmek demektir. Bunun için de bilimi esas alacağız, aklı esas alacağız, ilerlemeci olmasını düşüneceğiz ve insanı merkeze alacağız. Bunların İslam noktayı nazarından yorumlarına geçmeden önce, siz dünyevileşmeyi ve demokrasiyi temel aldığınız zaman ister istemez bilimi de demokratik ve dünyevi bir manada yorumlamış olursunuz, aklı da bilimsel, dünyevi ve demokratik manada çalıştığı yerde kabul edersiniz. Öbür türlü çalışacak olursa akıl sizin için akıl olmaktan çıkar, onu kabul etmezsiniz. İlerlemeden anladığınızda dinin müdahil olmadığı bir ilerlemeyi ve bir tekamülü ifade etmiş olursunuz. Bu manasıyla biz modern ile modernizmi ne yapmış oluyoruz? Ayırmış oluyoruz. Modern bir hayatın yani mevcut çağın gerekleri veya gelişen şartları dolayısıyla hayatımıza giren ama senelerce önce birkaç sene, 50 sene, 30 sene, 40 sene vesaire önce hayatımızda olmayan bir takım şeylerin hayatımıza girmesinin İslam noktayı nazarından bir ideoloji, bir inanış anlamına büründürülmediği sürece sadece bir aletin veya yeni bir keşfin, yeni bir icadın hayatımıza müdahalesi çerçevesinde veya girmesi çerçevesinde anlaşılması halinde bizim için bir problem yoktur. Biz o aletin İslami esaslar çerçevesinde hayatımızda nasıl etki göstereceğini de tespit ve tayin ederiz. Ama o alete biz ideolojik bir mana yüklemeye çalıştığımız zaman, dünyevi bir mana ile onu ele almaya çalıştığımız zaman o zaman sekülerleşme, dünyevileşme mevzu bahis olur ki ideoloji devreye girer. O zaman İslam akidesi açısından karşı karşıya gelinen bir vaziyet söz konusu olur. Dolayısıyla burada ister istemez Müslüman olarak bizler Batı'nın bize dayattığı ideolojiler ve değerler üzerinde bir hesaplaşma zemini ortaya çıkıyor. Veya hesaplaşma gereğimiz ortaya çıkıyor. Batı kültürü tarih boyunca kategorikleştirici bir kültürdür. Yani ayırımı esas alan bir kültürdür. Onun için Batı kültüründe, Batı felsefesinde ayırıma delalet eden birçok kelime, birçok terim, birçok kavram bulabilirsiniz. Bunların en belirginlerinden bir tanesi, şu anda birisini kullandığımız Batı'nın karşısında Doğu. Bir Batılı Batı dediği zaman ve batıcı dediği zaman, batılı dediği zaman uygar dünyayı anlatır. Yani kısacası kendisini anlatır. Kendisini ifade eder. Doğu dediği zaman geri kalmış, belki de kafası çalışmayan, aklı birçok şeye yeterli olmayan, zekası kavrayışı oldukça gerilerde bir insan tipi
bir insan modeli anlatır. Hatta utanmasa buna yer yer ki demiştir de zaten, vahşi der. Yani doğu insanını tırnak içinde vahşi kelimesiyle özdeşleştirir ve öylece kategorikleştirir. Kategorileştirmek ne demek? Bir grubun, bir kelimenin delalet ettiği kesimin diğer kelimenin delalet ettiği kesime göre farklı ve en önemlisi üstün ve ayrıcalıklı olduğu anlamını ifade eder. Onun için özellikle 19. asırda, aslında bunu ben kendi adıma 15. asra kadar dayandırıyorum bu anlayışın temelini, Batı sürekli olarak Doğu'yu geri kalmış, ilerletilmeye muhtaç, kısacası Batı'nın elinden tutup yürümeyi öğrenmeye ihtiyacı olan adeta geri zekalı, kıt akıllı bir varlık olarak mütalaa edilmiştir. Bu şekilde yalın mı ifade ediyorlar? Elbette ki hayır. Ama yapılan alıntılardan bunu rahatlıkla anlaşıyor. Bunun için iki tane örnek vereceğim sadece. İki tane. İngilizler koca Hindistan'ı işgal ettikleri zaman bütün dünyaya takdim ettikleri ve özellikle de Hindistanlılara takdim ettikleri gerekçeleri şuydu. Biz Hindistan'a medeniyet getirdik. Hindistan'ı medenileştirmek üzere buradayız. Kapitalizme sonuna kadar karşı olan Marx, İngilizlerin bütün kapitalistleşme eğilimlerine karşı olmakla birlikte İngilizlerin Hindistan'a girmesini ayakta alkışlamıştır. İyi ki girdiler, ilerlesinler, kapitalistleşsinler, sonra da biz onları komünistleştiririz diye. Şey bu, düşüncesi bu. İkincisi, iki tane Bush vardı biliyorsunuz. Amerikan başkanları. Baba Bush ve evlat Bush. Baba Bush zamanında Irak işgal edildiği zaman ne söylemişti? Hepiniz hatırlarsınız bunu. Biz Irak'a demokrasi getireceğiz. Böyle demişti değil mi? Peki demokrasi Batı için ne ifade eder? Demokrasi Batı'ya göre insanlığın ulaşabildiği en üstün siyasal ve toplumsal düzenin, en uygar siyasal ve toplumsal düzenin adıdır. Peki Irak'a bunu getirmek isteyince ne demeye getiriyorsun bunu? Iraklılar uygar değildir. Iraklıların akli seviyesi, kültürel tecrübeleri, uygarlık mirasları demokrasiyi ortaya çıkaracak ve kendi kendilerine hayata geçirebilecek kadar yüksek seviyeli değildir. Dolayısıyla onların bizim ellerinden tutup onları bu yolda yürütmeye ihtiyaçları var. Bu zavallılara biz yardıma geldik. Onları demokratikleştirmeye geldik. Şey bu. Kategorileştirme bu. Bunun pek çok örneklerini vermek mümkün ama bu kategorikleştirme neticesinde Batı kendisinden aşağıda gördüğü Doğu'yu, Doğu kavramı içerisinde Afrika'da dahildir, sömürmenin kendisi için bir görev olduğu, bir sorumluluk olduğunu, sömürmekle onları ilerletebileceğini düşünecek hale kadar getirmiştir. Yani bu kategorik zihin, kategorikleştirme, gruplara ayrılma ve ayrıştırma anlayışı Batı'yı sömürücü olmak zorundayız kanaatine sahip olma noktasına getirmiştir ve sömürmüştür. Sömürgecilik Batı tarihinde, Batı'nın tarihinde 15. 16. asırla birlikte ve sonrasıyla başlayan ve devam eden bir akım değildir. Bundan önce Roma'da da sömürmüştü Batı. Roma da sömürücü bir devletti. Bütün yollar Roma'ya çıkar sözü aslında Roma sömürgeciliğinin en müşahhas ifadesidir. Çünkü Roma yolu ancak sömürmek üzere fethettiği ülkelere giderken yapardı. Oraları kontrol altında tutmak için, o yolları kullanmak için yol yaparlardı. Barbar dedikleri,
sömürdükleri toplumlar için yol yapmazlardı. Bu örneklerden sadece bir tanesi. Bundan daha da önce, yani Roma İmparatorluğu'nun ilham kaynağı, Batı Rönesansı'nın, aydınlanma çağının ilham kaynağı neresidir? Grek medeniyetidir. Grek medeniyetinde insan kategorileri nelerdir? Atina'da birinci sınıf Atinalılar, ikinci sınıf Atinalıların köleleri, üçüncü sınıf dünyanın diğer insanlarını ifade eden barbarlar. Alın size en vahşi kategorik bölümleme. Ve Batı hep bu kökenlerle günümüze kadar gelmiştir. Netice itibariyle biz kategorileştirmenin bir arkasından sömürüyü getirdiğini görüyoruz. Önce bir modernizmi bitireceğiz, az kaldı. Ondan sonra söyleyeceklerimizi söylemeye çalışırız konuyla alakalı. Ve neticede günümüz çağına geldik. Artık dünya küçük bir köydür cümlesiyle ifade edilen globalizm. Fakat dünya küçük bir köydür ne demek? İlk anda biz işte dünyanın öbür tarafında meydana gelen bir olayı hemen biz birkaç dakika sonra televizyonda görebiliyoruz veyahut da sosyal medyada takip edebiliyoruz veyahut da internette olayı takip edebiliyoruz. İlk anda biz çok iyi niyetli olduğumuz için veya onların art niyetlerini bilmediğimiz için işin iç yüzünü bilmeyenlerin hatırına bu gelir. Globalizm bu demek. Hayır, globalizm bu demek değildir. Batı globalizm derken diyor ki dünya bizim elimizin altında bir köy kadar yakın olmalıdır ve biz güçlü bir şehrin bir köyü kolaylıkla sömürebildiği gibi bütün dünyayı sömürebilmeliyiz, etkileyebilmeliyiz, yönlendirebilmeliyiz, istediğimiz şekilde çekip çevirebilmeliyiz. İlk anda benim bu sözlerimin, bu açıklamalarımın bir mübalağa gibi anlaşılabileceğini kabul ediyorum. Fakat vakayı tetkik ettiğimiz zaman bu hedefe doğru globalizm adına gidilmek istendiğini görüyoruz. Tarihin sonu dediler. Tarih bitti dediler. Ne demek tarih bitti? Tarih bitti derken şunu söylüyorlar. Beşeriyetin insanlığın ulaşabileceği en yüksek ekonomik sistem kapitalizmdir. En yüksek siyasi sistem, siyasi ve toplumsal sistem demokrasidir. En yüksek maddi ve manevi değerlere değer ve haklarını vermek laikliktir veyahut da din ve dünya işlerinin birbirlerinden ayrılmasıdır gibi neticelere varıyor. Bunun neticesinde Batı değerlerinin kesin ve mutlak olarak doğru olduğunu kabul eder ve bu değerleri ilahlaştırmanın yollarını arar. Az önce Muhterem Galip Hocam izah ederken misakı, yani biz insanlığın Allah ile, Allah'ın bizden almış olduğu misakımızı, sözümüzü bozmak, Allah'a verilen söz yerine sömürgeci emperyalist güçlere verilen sözlere dönüştürmek demektir. Yani biz globalizm adı altında kapitalizmin ve bunun açılımı veya sömürü düzeninin bunun açılımı Haçlılığın, Siyonizmin ve sermayenin köleliğini kabul etmemiz, onların ilahlığını kabul etmemiz olarak ortaya çıkacak. Onun için modernizm bize bir hayat sistemi dayatır. Bu hayat sisteminin 3 tane belirgin özelliği var. Bu hayat sisteminde geçerli ve kabul edilmesi gereken değerler Batı'nın değerleridir ve onların sistemleri İslam yerine ikame edilir, yerine geçirilir. İkincisi, bu sistem kendisini ifade ederse kendisindeki ilah boşluğunu doldurmak için idoller ortaya çıkartmıştır. Yani putlar ve tanrılar üretmiştir.
Günümüzde bunlar kimdir? Sanatçı denilen kimseler, futbolcu, sporcu vesaire denilen kimseler, efendim büyük sanatkarlar vesaire vesaire denilen kimselerdir. Bunlar da mevcut sistemin idolleridir. İnsanlar oralara yönlendirilir ve Allah böylelikle unutturulur. Ve en önemlisi, bu asırda kapitalist sömürü çarkının dönebilmesi için insanlar artık bir tüketici obje haline getirilir. Ve insanlar bu global sistem, bu modern dünya nazarında ikiye ayrılmıştır. Üreten, üretimini pazarlayan, ürettiğini pazarlayan ve bu pazarlamanın neticesinde korkunç karlar elde eden bir avuç zengin azınlık, bir de bu üretilenleri tüketmeye mahkum, sabahtan akşama 24 saat, günün 24 saati, haftanın 7 günü, senenin 365 günü deli gibi çalışan, başka şeyler söyleyecektim ama toplumun nezahetine yakıştıramıyorum, deli gibi çalışan ve çalıştırılan, çılgınca kazanan ve ahmakça tüketen, bütün kazancını bu şekilde o üreticilerin kasalarına bir şekilde gönderen büyük kalabalık kitleler haline getirilmiştir. Getirilmek istenmiştir. Çağdaş, modern dünyanın kısaca veçhesi veya bizi getirdiği, ulaştırdığı netice budur. Bunun neticesinde ne oldu? İnsanlık üreteniyle tüketeniyle, sömüreniyle sömüreniyle Allah'tan uzaklaştırıldı. Galip Hoca'nın deyimiyle ahdi unutturuldu. Allah'a vermiş olduğu sözlerini ne yaptı? Unutturdular. Ama yalnız bir kesim değil. Hepsi birlikte unuttular. Bu açıdan bu bize dayatılan bu modern sistemde Cenab-ı Allah'ın ölçüleri içerisinde doğrusunu isterseniz üstteki ile alttaki, sömürülen ile sömürülen arasında fazla bir fark yoktur. Hepsi de Allah'ı unutmuş, Allah da kendilerini unutmuş olduğu zavallılardır. Şeytan bunlara veya modernizm, günümüzün şeytanı bunlara kendilerini unutturmuş. Kendilerini unuttukları için Allah'ı unutmuş, Allah'ın da kendilerini unuttuğu bir beşeriyet kitlesiyle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Allah'ın rahmetiyle esirgemiş oldukları müstesna. Bunun neticesinde Batı, daha doğrusu modern insan, daha net ve bilimsel ifadesiyle modernist insanlık, modernizmi savunan insanlık, Allah ve kainat ve insan ilişkilerini sağlıklı bir zemine ne yapamamıştır? Oturtamamıştır. Allah ile kainat ve insan arasındaki ilişkinin İslam'daki kısa formülü şudur: İnsanlar da cinler de sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. Bu ve benzeri ayetler Allah ve insan ilişkisini ortaya koyar. Biz göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize verdik. Kur'an-ı Kerim'in kullandığı terim müsahhar kılmaktır. Emrine verdik, emrinize verdik. Bu da insan ve kainat ilişkisidir. Bir diğer önemli ilişki insan ve kainat ilişkisi, daha doğrusu kainata bakmamızı gerektiren ilişki tarzı ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi ayeti kerimesinde dile getirilmiştir. Allah'a hamd etmek ile, hamd etmek suretiyle Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Bu ayeti kerimeyi bilen ve inanan bir insana arkadaş, gereksiz yere ağaç kesme demeye gerek yok. Çünkü Müslüman, mümin inanır ki kendisi Allah'ı tesbih ettiği için şu canlı ağaç da Allah'ı tesbih eder.
Ormanları yangına verme, onlara dikkat et demeye gerek yok. Çünkü yapacağı dikkatsizliğin Allah'ı tesbih eden bir canlının veya birçok canlının harap olmasına, dolayısıyla Allah'ın daha az tesbih edilmesine sebep teşkil edecek çapta bir cinayet olacağını bilir ve ona dikkat eder, öyle bir işe girmez. Dolayısıyla kainatın imar edilmesi ve düzeltilmesi de ancak İslam'ın istediği manada kainata bakmak, kainatı anlamak, insan, kainat ve Allah ilişkilerinin farkında olmakla mümkündür. Modernizmin bir diğer tarafı, bizim için en önemli yanlarından birisi, öncekilerden hiç geri kalmaz. Nedir? Modernist anlayışta, modernizmde ahiret hesaba katılmaz. Hiçbir modernistin ve modernist hiçbir düşünce ve yaklaşımın bünyesinde, muhtevasında ahirete yer yoktur. Onun için Cenab-ı Allah daha 14 asır öncesinden beri bu insanları Rum suresi mesela 7. ayet-i kerimede şöyle tanımlıyor. Onlar ya'lemune zahiren minel hayatid dünya. Onlar ancak ve ancak dünya hayatının dışarıdan görünen küçük bir kısmını bilirler. Evet. Bugün işte çağımız bilim asrıdır, şu asrıdır, bu asrıdır deyip o yüceltilen çağın bilgi sınırı Kur'an nazarında sadece dünya hayatının görüneninin bir kısmından ibarettir. Daha ilerisine uzanmıyor. Fakat ahiretten yana gaflet içinde olanların ta kendileridirler. Velakinnehum anil ahireti hum gafilun. Ahiretten yana gaflet içinde olanların ta kendileridir. İşte biz Müslümanlar olarak, bunu bu arada söylemek durumundayım, bu şekilde ahiretten gaflete dalmış bu zavallı beşeriyeti, modern insanı uykusundan uyandırmaya aday olacak ve bunun ehli olan tek bir insan tipi vardır. İnsan vardır. O da Müslüman insandır. Dolayısıyla Müslüman insan modernizmin arkasından soluyarak gitmek yerine şu can çekişen modernizmi ve onun arkasından giden modern insanı diriltecek ilahi bir üfürüştür. Bizim görevimizi, misyonumuzu, vazifemizi çok iyi idrak etmek ve bunun farkında olmak zorunluluğumuz vardır. Kısaca daha doğrusu sohbetimizin başlangıcını teşkil eden dört kelimenin ikisiyle alakalı bir açıklamada bulunduk. Şimdi de modern çağda Müslüman olmak. Modern çağı bitirdik, kısaca söyleyeceklerimizi daha doğrusu böyle bir sohbet çerçevesinde sona erdirdik. Peki bu şartlarda biz böyle bir düşüncenin egemen olduğu, hemen hemen dünyanın tamamını istila ettiği, modernizmin silahlarını, güçlerini ellerinde bulunan dünya ile bu güçlerle sömürülen dünyanın adeta bu konuda modernizmin gerekliliği ve önemi konusunda mutabakata vardığı bir dünyada, Müslüman da acaba bu anlayışa teslim mi olacak? Yoksa bunu kendi kendisine sorgulayıp kendi hayatını mı yaşamak zorunda olduğunu mu ortaya koyacak? Bunu kısaca görmemiz gerekiyor. Evvela bir Müslüman için din nedir? Dinin adı, bizim dinimizin biliyorsunuz, İslam'dır. Bir Müslümana göre Cenab-ı Allah hiçbir insandan, İslam dininden başka hiçbir dini ne yapmaz? Kabul etmez. Din nedir arkadaşlar? Az önce bahsettiğimiz, yani modernizmi tanımlarken dünyevileşme, demokrasi temeli üzerinde yükselen bilimci, akılcı, ilerlemeci, insan merkezci bir ideoloji. Bu bir din tarifidir.
Din kısaca Arapça'da kelime olarak hayat sistemi demektir. Yaşama tarzı demektir. Yaşama üslubu demektir. Hayata bakmak demektir. Hayata bakış açısı demektir. Müslümanın hayata, ki burada hayat derken dünya ve ahiret hayatını, biz mümin için çünkü hayat bundan ibaret değildir. Hatta dünya ve ahireti de kapsar. Hatta ve hatta Tebareke suresinde hepiniz hatırlarsınız. Çok dikkat çekici bir ifade var. Diyor ki orada Cenab-ı Allah, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O Allah ki ölümü ve hayatı, önce ölümü zikrediyor, sonra hayatı, hanginizin daha güzel amel ortaya koyacağı noktasında sizi sınamak için yaratandır. Müfessirler bunu kısaca nasıl tefsir ederler? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْحَيَاةَ فِي الْآخِرَةِ. Dünyada ölümü, ahirette hayatı yaratandır. Bu kısacık dört kelime, yani birisi tefsir, ikisi yarısı tefsir, yarısı Kur'an'dan olan bu dört kelimelik açıklama, niçin az önce bahsettiğimiz materyalistler için, dünyevi kimseler için Kur'an anlar ancak dünya hayatının zahirini bilirler, anlarlar dediğini de ne yapmış oluruz? Anlamış oluruz. Onlar ölümlü dünyanın bir kısmını anlayabiliyorlar. Ahiretten yana ise hayatın kendisi olan, çünkü ahirette ölüm yok. Ahirette kendisi olan, hayatın kendisi olan ahiret hayatını unuturlar. Ama bir mümin için ise dünya hayatı ebedi ahiret hayatını, yani ölümlü dünya hayatı, ölümsüz ahiret hayatının belirleyicisi olan bir sınav dönemidir. Bir sınav dönemidir. Onun için bizim nazarımızda hayat sadece dünyayı değil, ahireti de kuşatır. Hatta gerçekten bir mümin diliyle konuşacak olursak ve anlayacak olursak, mutlak olarak sadece hayat terimini kullandığımız zaman ahiret hatırımıza gelmeli. Çünkü hayat odur. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da, hatırımıza gelmişken onu da söyleyelim. Hendek kazılıyor. Hendek Savaşı'ndan önce. Kazıyanlardan birisi de Resulullah. Herkese kaç metre ifade yerindeyse düşmüşse o hendekten kazımak için, Resulullah'a da o kadar düşmüş. O da onlar kadar kazıyor. Yetmiyor, kazıyamadıkları yerlere o imdatlarına, yardımlarına koşuyor. Ne diyor ashabıyla birlikte? Öyle neşeyle, öyle coşkuyla kazıyorlar ki o hendeyi, onu gerçekten tasvir etmemiz mümkün değil. Mekkeli kafirler ve müttefikleri biraz sonra gelecekler, Medine'yi kuşatacaklar. Bunlar ne söylüyor? Allahümme la ayşe illa ayşul ahira. Allahümme fagfir lil ensari vel muhacira. Allah'ım, hayat varsa, hayat diye bir şey varsa ancak ahiret hayatıdır. Bunun için Allah'ım sen ensara da muhacirlere de mağfiret buyur. Onların günahlarını bağışla. Bu dünya hayatında günah işlemiş olabilirler. O ahiret hayatını çok tatlı yaşamaları için o günahlarını şimdiden bağışla. Bizimdekilere de inşallah bağışlar. İşte bizim hayatımızda Peygamber Efendimizin diliyle ne diyor? Bakın. Çok daraltıcı bir ifade. Allahümme la ayşe illa ayşul ahire. Allah'ım, vallahi yemin manasına da gelir burada Allahümme. Yemin olsun, Allah adına yemin ederim. Ahiret hayatından başka hayat yoktur. Öyle ya. Kur'an-ı Kerim demiyor mu? Ve ma meta'ul hayati dunya fil ahireti İlla kalil.
dünya hayatının faydası ahiret hayatının nimetlerine nispetle, onlara oranla, onlara kıyasla ancak pek azdır. Pek azdır. Ona dikkat etmek lazım. İşte o bakımdan bu hayatta, bu geçici hayatta ebedi hayatı kazanmanın programı bizim din derken anladığımız İslam'ı her şeye rağmen, gerekirse modernizme de rağmen yaşamaktan taviz vermemize bağlıdır. Peki nasıl olacak bu iş? Bazı problemleri biraz sonra inşallah ele alacağız. Diğer bir ayet-i kerime bu aynı hususta, Ali İmran 87. ayet-i kerime: Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan kabul olunmaz. Ve o ahirette, yani ebedi hayatta, dünya hayatına nispetle, dünya hayatının hayat denilemeyeceği, dünya hayatına hayat denilemeyeceği o ebedi hayatta büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. Peki niçin İslam dinine bu kadar vurgu? Bunu da Maide suresi 3. ayet-i kerimede çok açık görüyoruz. Diyor ki Cenab-ı Allah, bugün sizin için dininizi mükemmel kıldım. Eksik bırakmadım. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Çünkü bu dinde eksik yoktur. Batı'nın ürete geldiği ideolojiler, felsefeler, düşünceler yalnızca dünyevi oldukları için eksik olmaları bir tarafa, yanlış olmaları bir tarafa, ahireti hesaba katmadıkları için en büyük illetle, hastalıkla hastalıklıdırlar ve bundan dolayı bir Müslümanın, hatta bir insanın, hiçbir insanın böyle eksik ideolojilere, düşüncelere, inançlara zerre kadar iltifat etmemesi gerekiyor. Peki İslam, Batı modernizmi daha doğrusu tenkit ettik. Ve Batı kültürünü tenkit ettik. Dedik ki kategorikleştiriyor. Sebebini söyledik diye tenkit ettik. İslam'da var mı böyle bir kategorikleştirme? Eğer varsa ancak Bakara suresinin baş taraflarında ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerlerinde ifadesini bulan üç insan kategorisinden bahsedebiliriz. Bunların birisi mümindir. Bakara suresi 1 ve 5. ayet-i kerime'yi okuyabilirsiniz. İkincisi kafirdir. Bakara suresi 6 ve 7. ayet-i kerimeleri okuyabilirsiniz. Üçüncüsü münafıktır. 8 ve 20. ayet-i kerimeler aynı surenin okuyabilirsiniz. Ama burada bizim kategorilerimiz ile Batı'nın kategorikleştirdiği, Yunan'dan beri Roma'ya kadar örneklerini verdiğimiz, günümüze kadar örneklerini verdiğimiz medeni, vahşi, barbar, Atinalı vesaire, Romalı, öbür türlü ne var? Nasıl bir fark var? İman ve inkar, yani iman ve küfür, katıksız insanın özgür iradesiyle yapılan tercih sonucu sahip olunan ünvanlardır. Birileri tarafından bize giydirilmiş gömlekler değildir. Ben doğulu olarak nitelendirilirken batılı tarafından, batılı bana böyle bir gömlek giydiriyor. Doğulu derken sadece coğrafyamı kastetmiyor. O coğrafyada yaşayan insana bir takım özellikler, nitelikler biçiyor. Batı'da belki bana göre kabul ederler, etmezler veya birileri kabul eder etmez hiç umurumda değil. En yüz kızartıcı bilim kelimesinin en uymadığı bilim dalı sizce hangisi olabilir? Var mı bir fikri olan? Kendisine bilim denilmeyecek ve Batı'da bilim diye anılan, yani sonuna loji diye getirilen, değil, değil,
Ha? Hayır. Antropoloji. Antropoloji. Antropoloji insanları kategorikleştiren bir bilimdir. Ve bu bilimin ürettiği felsefeler sömürücü Batı tarafından sömürülen ülkelerin insanlarına siz böylesiniz deyip inandırma tekniklerini icat eden psikolojiyle dayanışma halinde, sosyolojiyle dayanışma halinde, yani sosyolojinin ve psikolojinin alt bir dalıdır. Sonradan sömürgeleştirme faaliyetlerini bilimsel temellere oturtabilmek için, ki de burada bilimsel derken ünlem koyuyoruz, bilimsel temellere oturtmak için ortaya atılan bir bilim dalıdır. Mesela Afrikalının ve Doğulunun, Asyalının kafası teknolojik meselelere yatkın değildir. Nereden buluyorsun? Nereden çıkardın bunu ya? Ama Batılı buna inanır ve bizi de buna inandırmaya çalışır. Kanaati budur. Veya inanıyor görünür. Kendisi beni sömürmek için bunu ortaya koyduğunu iyi bilir. Ama beni inandırmanın gerektiğini de bilir ki ben evet ne yapayım? Benim yaşlarda olanlar, benden biraz daha yaşlı olanlar hatırlarlar. Bir zamanlar Türkiye'nin bir başbakanı biz Türkiye bir tarım ülkesiyiz diyordu. Bir tarım ülkesiyiz diyordu. Yani bizim sanayileşmekte bir bezimizin olmaması lazım. Sanayileşmeyi düşünmemiz lazım. Teknolojiyi yakalamayı çalışmamızın gereği yok. Motormuş, efendime söyleyeyim, uçakmış, savaş sanayiymiş, ağır sanayiymiş, elektronik bir sanayi bilmem ne vesaire hiç bunlara girmiyor. Demeye geliyordu bu. Peki bu Türkiye'de başbakanlık yapmış olan zat farkında olsun veya olmasın. Sonradan Cumhurbaşkanı da oldu. Bunu söylerken kimin borazanlığını yapıyordu ve hangi bilimin güya halka, Türk halkına, Türkiye'de yaşayan insanlara indirgemeciliğini üzerine almış bir memur gibi göz konuşuyordu. Biz tarım ülkesiyiz. Tarım yapalım. O zaman da Türkiye'nin tarımla uğraşan nüfusu az değildi. Ama yine Türkiye'nin ürettiği bütün tarım bir uçak parası ediyor veya etmiyordu. Şu fecaate bakın. Bizim için biçilen rollere bir bakın. Onun için bilimi başka insanları sömürmek için bir araç olarak kullanmak en büyük sahtekarlıktır. Bu sahtekarlığa kanmak da gafilliğin en ileri derecesidir. Yani suç yalnız onlarda değil. Onlar sahtekarlık yapıyorlarsa yapsınlar. Biz niye gafillik yapıyoruz? Biz niye bu zokaları yuttuk? Yutmamız gerekiyor muydu? Niye aklımızı askıya aldık düşünmedik? Bunlar ya bizim iyiliğimizi gerçekten o kadar mı düşünüyorlar? Sakın ha yapamayacağınız işlerle uğraşmayın derken bizim kabiliyetlerimizi heder etmememizi mi düşünüyorlardı? Yoksa kendilerinin yürüdükleri kulvarlarda onların alanlarını daraltmamamızı mı istiyorlardı? Onun için çağı veya konumuzdaki ifadesiyle modern dünyayı ve modernist anlayışı Müslüman olarak çok iyi bir şekilde doğru olarak okuyup anlayamadığımız sürece bizim bu konuda kendimizi korumamız, kollamamız ve onlara karşı gerektiğinde vazifemizi yaparak onları da içinde bulundukları sıkıntılardan, yanlış anlayışlardan, bataklıklardan kurtarmamız mümkün değildir. O halde İslam'ın kategorik anlayışında dayatma değil, insanın iradesinin özgürleştirilmesi vardır. Ben imanı isteyerek tercih ederim veya iman etmezsem maazallah isteyerek iman ederim. Birisi bana dayattığı için değil. Onun için Batı işlediği cinayetlerden birisi de İslam'a karşı, işlediği cinayetlerden birisi de İslam'ın kılıç zoruyla yayıldığını iddia etmesidir. Oysa sadece bir örnek vereceğim.
Hazreti Ali Hayber muhasarası esnasında fethedilmemiş, etmesi zor kalmış, zorlanılmış bir kaleyi fethetmeye Peygamber Efendimiz gönderirken Hazreti Ali dönüp soruyor. Ya Resulallah, bunlarla ne adına savaşacağım diyor. Ya Ali, onları önce İslam'a davet et. Kabul ederlerse, bakın savaşa gidiyor aslında. Onları önce İslam'a davet et. Kabul ederlerse kardeşlerimiz olurlar. Biz neyle yükümlüysek onlar da onunla yükümlüdür. Neyden sorumluysak onlar da sorumludur. Haklarımız neyse onların da hakkıdır. Görevlerimiz neyse onların da görevidir. Kabul ederlerse ne âlâ, etmezlerse onlara dinlerinde kalabilirler. İslam'ın hakimiyeti altında bizimle eşit haklarda yaşayabilirler. Buna kısacası zimmilik denilir. Onu da etmezlerse Allah'ın yardımını dileyerek onlarla savaş. Yani barışın kabul edilmediği noktada vardır savaş. Ve barış kabul edilmezse, barışın ne zaman, daha doğrusu savaşın ne zaman varlığı mevzu bahis olur? Barışçıl bir yolla benim İslam'ı tebliğ etmenin önünde batıl, küfür engel teşkil ederse ben tebliğ vazifemi yapmak zorundayım. İster iman ederler, ister etmesinler, o engeli ortadan kaldırmak için savaşırım. Engel olmazlarsa ne âlâ. İki, onlar bana saldırırlarsa o saldırıyı ortadan kaldırmak için savaşırım. İslam'da savaş sadece bu iki hedef genel olarak, bu iki sebep dolayısıyla yapılır. Batı İslam'a büyük iftirada bulunuyor bu manada. Ve onların borazanlığını yapanlar. Batı, peki sorarım sizlere, İslam tarihini özellikle incelemiş olanlar rahatlıkla bunu kolay bilirler. Endonezya şu anda tamamıyla o adalar Müslümandır değil mi? Şu kadar 200-300 milyon Müslüman var oralarda. İslam tarihinde Endonezya adalarıyla, Filipinlerle Müslümanların yaptıkları bir savaşa dair en ufak bir tarihi bilgi var mı? Yok. Peki oraya İslam nasıl gitti? Barışçıl yollarla. Budur. Çin'de şu anda aslen Çinli 13 asır, 10,5 asırdır Müslüman Hui Çinleri var, Müslümanları var. 100 milyona yakın Müslüman. Ve bunlar Çinlidir, Çindir. Çin ırkındandır. Hiç savaşla falan gitmemişler. Sadece Çin kralına İslam'a davet etmek için giden davetçilerin davetlerini kabul eden Müslümanların torunlarıdır. Ve biz 14 asırdır Müslümanız diye hala övünüyorlar. Haklıdırlar da övünmekte. Nasıl gitti oraya? Hiç savaşılmadı. Yani Müslümanların Çinlilerle yaptıkları Müslüman olmalarını gerektirecek kadar İslam adına savaş diye bir şey yok tarihte. Aynı şey Hindistan'ın büyük bir bölümü için mevzu bahis vesaire vesaire. Afrika'nın kendisi için Güney Orta Afrika'ya kadar İslam nasıl yayıldı? Müslümanlar sadece Kuzey Afrika'da savaştı. Ekvatora kadar, Ekvator'un da aşağısına kadar nasıl inildi? Barışçıl yollarla, tebliğcilerle, tüccarlar vasıtasıyla ve İslam'ı güzelce yaşayan Müslümanlar vasıtasıyla yayıldı. Şey bu. Onun için öyle Batı'nın dediği manada İslam ne kılıç zoruyla yayılmıştır, ne de İslam Batı'nın anladığı manada insanları birbirine düşman, değişik ve farklı katmanlara ayıran bir dindir. Peki bu iki anlayış, yani modernizm ve İslam arasında, kategorik anlayış arasında kısa bir karşılaştırma yapıp modern çağda Müslümana geçmemiz gerekiyor. Vaktimiz gittikçe daralıyor maalesef. Bazen diyorum ki ya biz konuşalım, konuşmasına da zaman da dursun. Bu da imkansızdır, öyle bir şey olmaz. Kısa bir karşılaştırma yapayım. Açıklamasını artık size bırakırım. Daha doğrusu bunun geniş bir şekilde detaylandırılması belki fırsat olur, başka vesilelerle izah edilebilir. Birinci fark. Batı kategorik anlayışında eşitsizlik vardır. Tam aksine İslam'ın kategorik anlayışında eşitlik vardır. Çünkü seni mümin de, kafir de, münafık da aynı esasları kabul etmek veya etmemekte hür irade sahibidir. Batı'nın anlayışında modernizm
daraltılmış manasıyla günümüzde modernizm sömürücü iken İslam adaleti öne alır. İslam adaleti öne alır. Her cuma merhum Ömer bin Abdülaziz'in sünneti olarak hutbenin sonunda hangi ayeti okur hatiplerimiz? Nahl suresinin 90. ayeti. Orada İnna Allaha ya'muru dedikten sonra ilk olarak ne geliyor? Bil adil geliyor. Muhakkak Allah adaleti emreder. Evvela adil olacağız. İhsan adaletten bir adım ileridir. Fakat adalet olmayınca ihsanın olması da mümkün değildir. Çünkü adalet herkesin hak ettiğini almasıdır. Ondan sonra hakkından fazlasını verebiliyorsan ver diyor. Ama adaletten aşağıya bir tık aşağısı kabul edilmez. İslam yönetiminde de böyledir. Müslümanın başkalarına davranışı da böyledir. Ailede, aile hayatında da böyledir. İkili ilişkilerde de böyledir. Üçüncü husus, Batı insana, modernizm insana sadece üreten ve tüketen bir alet olarak bakar. Sadece üreten ve tüketen bir alettir insan. Dolayısıyla bir kesim insan, bir kesim insanı veya azınlık büyük çoğunluğu sömüren bir insanlık manzarası ortaya çıkar. Buna karşılık İslam'da sömürülen insan değil, adil olan insan mevzubahis olur, ortaya çıkar. Üreten ve tüketen insan yerine bir de kainata doğru bakan bir insan var İslam'da. Kainatı doğru değerlendiren. Bunun açık bir örneğini söyleyeyim. Daha iyi anlaşılması için. Az önce örneklerle verdim. Bir örnek daha vereyim yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seferden dönerken Uhud dağı görünür. Çoğunuz bilirsiniz ne diyor, ne dediğini. Bu dağ var ya diyor, biz bu dağı seviyoruz. O dağ da bizi seviyor. Bunun derin anlamı üzerine hiç düşündük mü? Dağ bir taş toprak değildir demek bizim nazarımızda. Dağ eşya Allah'ı zikreden yerine göre Allah'tan korkan. Bakara suresinin baş tarafında hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Taşların bir kısmı Allah korkusuyla yuvarlanır. Ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah. Allah'a emanet. Eşyayı adeta Allah'a ibadet eden bir insan gibi tasavvur eden bir Müslüman kainatı sever. Kainatla kendisi arasında bir düşmanlık görmez. Kainat ile insan, kainat ile Tanrı arasında düşmanlık düşüncesi ta Grek düşüncesinde vardır. Uzun boylu anlatmak istemiyorum, oraya girmeyeyim, vaktimiz yetmiyor. Fakat bilenler hatırlasın, bilmeyenler de fırsat bulursa okusun ve anlamı üzerinde düşünsün. Grek kültüründe bir Promete efsanesi vardır. Yarı tanrıdır bu. Tanrılardan ateşi çalar, insanlara getirir. Tanrılar da insanlara bu iyiliği yaptığı için onu Zeus'in emriyle ebedi bir cezaya mahkum eder. Her gün sabahleyin bir kartal gelir, onun ciğerlerini yer, akşama kadar bitirir, ertesi günü tekrar ciğerleri yerine gelir, bir daha yer ve böyle devam eder. Sebep ne? İnsanlara iyilik yaptığı için. Çünkü insanlar, burada ateş bilginin sembolüdür. İnsanlar bilgi sahibi olarak tanrılara kafa tutacaklar. Yani Batı anlayışında insan ve Tanrı çatışması modernist dünyada Tanrı'nın inkarıyla neticeleniyor. İnsan ve Tanrı çatışması her zaman için var. Ola gelmiş bir şeydir. Dolayısıyla dördüncü bir farkımız, kategorik anlayışı farkı, insan ve Allah anlayışının doğru bir zeminde oturulmasıdır. Şimdi modern çağda Müslümana gelelim. Kısaca. Modernizm
İslam dünyasında veya Müslümanlara ciddi bir dayatmada bulunuyor. Böyle bir ülkede yaşayanlar olarak veya Avrupa'da yaşayan Müslümanlar sanırım bunu daha iyi anlarlar. Entegrasyon derler belki onlar buna. Ama bunun gerçekteki sosyolojik karşılığı asimilasyondur. Asimilasyon ise seni kimliğini değiştirmeye mecbur edecek kadar en ileri boyutlarda zorlamak demektir. Ya biz böyle bir zorlama hissetmiyoruz. Hissetmiyorsanız ayrı bir konu ama zaten hissetmeniz istenmiyor. Hissetmemeniz gerekiyor. Onun için siz farkında olmadan bunu yaparlar. Arkadaş ben senin ülkene geldimse neden beni senin dilini öğrenmek mecburiyetinde tutuyorsun? Çünkü dil kültür taşımanın en güçlü aracıdır. Sen benim dilimi ne kadar öğrenirsen, kendi kültürüne de hakim değilsen, benim kültürümün etki alanına o derece girmiş olursun. Ve bununla başla. Okulda faraza, burada ne kadar olur ne kadar olmuyor bilmiyorum ama Fransa'da, Almanya'da çok oldu uzun zamanlar dava konusu oldu. Küçücük kız çocuklarımız erkek çocuklarıyla beraber yüzmeye mecbur edilir. Görünüşte gerekçesi gayet masumdur. Biz her zaman için tufanlara, bilmem nelere, sellere vesairelere maruz kalan ülkeleriz. Dolayısıyla insanlarımızın bu gibi sellere, bu gibi tehlikelere karşı kendilerini koruyabilmesi gerekiyor vesaire. Gerekçelerle ilgili. Bu tarihte de görülmüştü. Sadece bir iki ayet-i kerime hatırlatacağım. İbrahim 13. ayet-i kerimede kafir olanlar diyor Resullerine dediler ki kesinlikle şunu bilin. Sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız yahut dinimize döneceksiniz. Yani asimilasyon yeni bir faaliyet ve yeni bir zihniyet değildir. Cahiliye sistemlerinin, cahili düzenlerin kadim bir metodudur, bir yoludur, bir yordamıdır. Aynı şekilde Şuayb Aleyhisselam'a böyle diyor kavmi. Ya iman edenleri muhakkak ülkemizden çıkaracağız yahut mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Eskiler daha mertti. Açık konuşuyorlardı. Ama Cenab-ı Allah'ın bu açık konuşanların ifadesini bize aktarması günümüzdeki iki yüzlü asimilasyon eylemcilerinin bir takım gerçekleri yarım ağızla gizleyerek saklayarak konuşmalarını ne yapmıştır? Zararını ortadan kaldırmıştır. İhtiyaç kalmıyor. Buna karşılık tarih neyi gösteriyor? Asimile edilmeye karşılık direnen ve inadına var olmak mücadelesiyle ortada olan İslam ve Müslüman bu başarıları ne yapmıştır? Bu çalışmaları daha doğrusu başarısızlığa mahkum etmiştir. Bunun için Cenab-ı Allah'ın bize şu emri verdiğini görüyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölünüz. Asimilasyona kurban olmak istemiyorsak, kimliğimize gerçek manada sahip olmak istiyorsak, dinimize bütün özellikleriyle sahip çıkmak durumundayız. O zaman dilini öğren senin için kâr olur. Fakat İslam zırhını giymemişsek, onların kültürlerinin zebunu oluruz, esiri oluruz. İbrahim'e Rabbi teslim ol dediği zaman o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Yakup da oğullarından şöyle söz almıştı. Oğullarım Allah sizin için bu dini beğenip seçti. O halde siz ancak Müslümanlar olarak can verin. Müslümanlar da Bakara suresi 131-133. ayet-i kerimede biz sadece ona teslim olmuşuzdur diyen kimselerdir. O halde
Aziz kardeşlerim, bunun yanında bizim inancımız, ahlakımız, yaşantımız asimilasyona karşı da bu çağdaş uygarlığa veya modernizme karşı da varoluşumuzun en büyük teminatıdır, garantisidir. Peki modernizme ve modernizmin istilasına karşı hangi alanlarda zorlanıyoruz karşı koymakta? İnancımız konusunda, zayıfsa, inancımızı adam akıllı bilmiyorsak, anlayamıyorsak maalesef çok rahat bir şekilde ateistinden deistine kadar insanlar aramızdan çıkabilir. Ve çıkıyor. O halde inancımızı, kültürümüzü, eğitim ve ahlakımızı Müslüman olarak sağlam temellere dayamak zorundayız. Diğer bir husus, nesli ve aileyi korumakta zorlanıyoruz. Neslimizi, soyumuzu korumakta zorlanıyoruz. Modernizme karşı başarısız olduğumuz ciddi bir alandır. Bunun da sebebi, kabul etmemiz lazım ki İslam'ın ve bütün ilahi dinlerin en büyük amacı nedir biliyoruz değil mi? Nesli korumak, İslam'ın ve bütün peygamberlerin getirdikleri şeriatların temel amacıdır. Neslin yani soyun korunması, muhafaza edilmesi. Bunun için İslam bir takım inançlar, değerler, emirler, yasaklar getirmiş, koymuştur ve bunlara riayet edilmesini istemiştir. O halde bizler de yeni neslimizi yetiştirirken çağdaş uygarlığa yani modernizme karşı insanımızı koruyabilmek için, neslimizi koruyabilmek için Allahü Teala'nın şu ayet-i kerimesini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Ey iman edenler! Bu bize sesleniyor. İbn Abbas diyor ki, ey iman edenler, nidasını, hitabını duyduğunuz yerde bütün vücudunuzla, varlığınızla kulak kesinin. Çünkü orada sizi ya ebedi kurtuluşa davet vardır, ya ebedi tehlikeden kurtarmanın yolu gösterilmektedir. Ona dikkat edin. Evet, bakalım ne diyor burada okuyacağımız ayet-i kerime. Tahrim suresi 6. ayet. Tutuşturucusu insanlarla taşlar olan o ateşten nefislerinizi ve aile halkınızı koruyunuz. Bunun için neslimizi yetiştirirken onların İslami edebe, ahlaka, kısacası İslam'ın kendisine sahip olmaları için onları okulların, mekteplerin, mevcut sistemin eğitiminin insafına bırakamayız. Biz var olmak mecburiyetinde olduğumuza göre önce sağlam bir imana sahip olmak durumundayız. Dolayısıyla her bir Müslüman mümkün olduğu kadar sade, yalın iman esaslarını öğrenecek ve bunları içine sonuna kadar sindirecek. Ashab-ı kiram bunu daha iyi yapabilmek için zaman zaman birbirlerine gelin bir an iman edelim, imanımızı tazeleyelim derlerdi. Te'alev nu'minu sa'aten diyorlardı. Gelin bir saat, bir an iman edelim. Nasıl iman edeceğiz? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın azametini, Allah'ın dinini, Resulullah'ı, ashab-ı kiramı hatırlayarak imanımızı, iman esaslarımızı tazeleyeceğiz. Doğru ve sağlam bir bilgi sahibi olacağız. Helalleri, haramları, kısacası Allah'ın sınırlarını çok iyi bileceğiz. Çünkü Mücadele 20 ve 22. ayet-i kerimeleri ben uygun bir zamanda okuyup etraflıca tefsirlerini okumanızı tavsiye ederek sadece kısacası şunu okuyalım, bir ayet-i kerime okuyayım. Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlar, yani Allah'ın helallerine, haramlarına, hudutlarına riayet etmeyenler, işte onlar şüphe yok ki en zelil olanlar, alçak olanlar arasındadırlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir toplumun Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlara sevgi beslediklerini göremezsin diyor ve devam ediyor ayet-i kerimeler. Bir diğer husus, kimliğimizi koruma ve devam ettirme ve geliştirme hususu, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak hususudur. Bunun için Allahü Teala bizleri, Müslümanlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar
diye bizi nitelendiriyor. Buna dikkat edeceğiz. O halde bizi kuşatan modernizme ve insanına karşı tutum ve sorumluluklarımız nelerdir? Biz bütün insanlığın, Galip Hoca da konuşmasında Ahd ve Misak'ı hatırlatırken onu da, bütün insanlığın aynı kökten geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla kafir olsa da, bize düşman da olsa, biz bütün insanları bizim Adem Aleyhisselam'dan gelen bizim kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bu kardeşlere karşı onlar bizim hukukumuzu zedelemedikleri sürece kardeşlik hukukuyla muamele ederiz. Kendimiz için istediğimiz cenneti onlar için de isteriz. Dolayısıyla bu cennet yolunu kendimiz gördüğümüz kadar onlara da göstermeye çalışırız. Yani iyiliği emrederiz, kötülükten sakındırmaya çalışırız. Bu dini onlara tebliğ ederiz. Onun için Nisa suresi 1. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah çok muhteşem bir ayet-i kerime bu konuda. Diyor ki, dinleyin bakalım. Ey insanlar, sizi tek bir candan yaratan, ondan da zevcesini yani eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Hepsi kardeş, kardeşlerinize karşı haksızlık etmekten korkun diyor. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağını kesmekten. Bu akrabalık bağı arasında Adem Aleyhisselam'dan gelen kardeşlerimiz de var. Akrabalık bağını kesmekten sakının. Şüphesiz Allah üzerimizde tam bir gözetleyicidir. Bu bizim en geniş kardeşlik halkamızdır. Peki biz neden değişik bölgelerde, değişik özelliklerde, niteliklerde yaratıldık? Bunu da Hucurat suresi 13. ayet-i kerime belirtiyor. Bunu sınırından, çığırından çıkarmamamız lazım. Kavmiyetçilik, renkçilik, bölgecilik, yurtçuluk, bilmem necilik, yani ırkçılığın ve milliyetçiliğin her türlüsünü reddetmemiz lazım. Bunun için Cenab-ı Allah, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve sizi birbirinizle tanışmanız için uluslara ve kabilelere ayırdık diyor. Tanışmanız için gerekçe budur. Buna dikkat edelim. İkinci halkamız bütün müminlerin kardeş olduğudur. Onun için biz ümmet olarak diğer bütün beşeriyete iyilik yapmak üzere yaratılmış ve var edilmiş bir ümmetiz. Sonucu da kısaca özetleyip sohbetimi bitireceğim inşallah. Sizleri biraz yorduğumun farkındayım ama bu kadar yol tepkik sizi biraz yoralım diyoruz. Diyor ki, o halde bu ümmet bir, evvela kendisi için, ikincisi insanlık için var olmak, varlığını korumak, varlığını geliştirmek ve devam ettirmek zorundadır. Tekrar ediyorum, evvela kendimiz için, ikinci olarak bütün insanlık için var olmak, varlığımızı geliştirmek ve devam ettirmek zorundayız. İki, kalitemizi yükseltmek zorundayız. Bu kaliteyle bu ümmet beşeriyete karşı sorumluluklarını yerine getiremez. Çünkü bir işe bir eleman alacağınız zaman ne istersiniz? O elemanda o işi yapabilecek kalite ve nitelik ararsınız. Cenab-ı Allah da bizi insanlığın hayrı için çıkartmış bir ümmet olarak yarattığına göre, ümmete hayırlı olabilecek, beşeriyete daha doğrusu insanlığa hayırlı olabilecek niteliklere sahip olmamız gerekmektedir. Onun için kalitemizi yükseltmeliyiz. Bu kaliteyle biz bu görevin altından kalkamayız. Kendimizi küçümsemiyoruz. Küçümsemek değildir. Küçümsesek görevimizin büyük olduğundan bahsetmezdik. Diyoruz ki, ha biz bu görevin üstesinden gelemeyiz desek kendimizi küçümsemiş oluruz. Biz bu görevin üstesinden gelebiliriz diyoruz. Fakat bu niteliklerimiz yeterli değildir diyoruz. Mevcut halimizi yetersiz görüyoruz. Kendimizi değil. O halde niteliklerimizi, kalitemizi yükseltmenin yollarını arayacağız. İslam denince Müslüman, Müslüman denince İslam anlaşılmalıdır. Yani
Bu Müslümandır denildiği zaman, bu Müslümandır denildiği zaman o insanda yaşayan, yürüyen bir İslam görülebilmeli. Hasan-ı Basri diyor ki, vallahi diyor 40 küsur sahabi gördüm. Hepsi yürüyen birer Kur'an'dı diyor. Yürüyen Kur'an'dı. Vaktiyle Yusuf İslam'a sorulmuştu. Hani bir zamanlar o büyük popçu Cat Stevens dedikleri. Sen nasıl Müslüman oldun? Allah'a hamdolsun ki Müslümanları tanımadan önce İslam'ı tanıdım da Müslüman oldum. Büyük bir mesaj ihtiva ediyor yani. Bizi uyarması, sarsmalı bu cümleler, bu ifadeler. O halde her birimiz aynı zamanda ümmetinin, dininin temsilcisidir. Her bir insanımız ve kısaca her birimiz canlı birer Kur'an-ı Kerim'dir. Dinimizi, kardeşlerimizi, yeri ve kainatı sevmeyi hayatımızın merkezi ve hareket noktası yapmalıyız. Dinimiz, kardeşlerimiz, yeryüzü ve kainat. Bunların hepsini seveceğiz. Kardeşler, sevgi kadar kalpleri yeşerten, kalpleri güçlendiren, kalbi dinlendiren, ruhu rahatlatan hiçbir şey yoktur. Biz mutlak sevgiden ne olursa olsun her şeyi sev demiyoruz. Sevilmesi gereken şeyleri seveceğiz. Kimleri seveceğiz? Dediğim gibi dinimizi ve dinimizin çerçevesinde kardeşlerimizi seveceğiz. Yeryüzünü seveceğiz. Kainatı seveceğiz. Kainat Allah'ın bize armağanıdır. Allah'a karşı kulluk görevimizi yerine getirebilmemiz için en büyük desteğimizdir kainat. Nefes kainatın bir parçasıdır. Nefes alamazsak Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? Ben buna benzer. Onun için müminde kin, kıskançlık, çekememezlik, başkasının elindekinde gözü olmak gibi özellikler Müslümanın, müminin özellikleri arasında yer almaz. Ve bu gibi olumsuzluklar insanı yer bitirir. Onun için Efendimiz kıskançlık ateşin odunu yiyip tükettiği gibi insanın da hasenatını yiyip tüketir diyor. Dikkat edelim. Bunu yapabildiğimiz takdirde hem kendimizi hem bütün insanlığı yeniden inşa etme yolunu buluruz. Gerçekten mümin olursak kendimizi, niteliklerimizi yücelteceğimiz gibi beşeriyeti de bulunduğu noktadan yukarılara taşımanın mücadelesini verir ve bunun yollarını ararız. Çünkü arkadaşlar, kardeşlerim, modern insan bitmiştir. Modern insanın insana kazandıracağı, armağan edeceği hiçbir şeyi yoktur. Çünkü sömüren bir şey veremez. Modernizm sömürücü bir yaklaşımdır. Sömürüde ise vergi, bağış mevzu bahis değildir. Sevenler ancak bir şeyler verebilir, bir şeyler bağışlayabilir. Onun için son olarak şu Uhud suresinin 61. ayet-i kerimeye hepimiz için dikkat çekici bir mesaj var. Onu mealen okuyacağım. Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, düzelmenin ve düzeltmenin yoludur bu. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Niçin? Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Yani modernizmin ürettiği ilahlar ilah olamaz. Örneklerden bir örnek. O sizi yerden yaratıp sizi orada bir ömür boyu yaşattı. Bu sizi bir orada yerden yaratıp orada bir ömür boyu yaşattı kısmının aynı şekilde şöyle anlaşılması da mümkündür. Aynı kelimeler şu manaya da geliyor. Sizden orayı imar etmenizi istedi. Yani bizden yeryüzünü bayındır hale getirmemizi. Harabe haline değil, bayındır hale getirmemizi istedi. O halde ondan mağfiret dileyin. Allah'a dönün, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim çok yakındır, duaları kabul edendir. Biz de buradan
Kısaca ve öz olarak şunu dua ediyoruz. Ya Rabbi, evvela kendimizi ıslah etmeyi, ikinci olarak da beşeriyetin ıslah bulmasında hissedar olmayı bizlere nasip eyle. Sabırla dinlediğiniz için Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun.